Şimdi pazartesi akşamı Emin Pazarcı'yla benim aramda geçen bir diyalog. Evet. Yaklaşık 4 gün boyunca Hanım, sosyal lütfen, medyada... Hande Hanım lütfen kendi adınıza konuşun. Kendi adıma konuşuyorum. Evet. Bak. Moderatör olarak konuşuyor. Şu anda dinliyoruz. Hem moderatör hem gazeteci. Dış güçler Emin Pazarcı ile Hande Fırat'ı kavga ettirmeye çalıştırıyor. Evet. Ondan sonra mı acaba? Dış şimdi derken, o gün şanssızlığınız yani vardı bu stüdyodan dışındaki güçlerden bahsediyoruz. Dış güçler biraz vardı. Abartı olur. Beni çağırmışlardı programa. Ben gelmeyince Emin Pazarcı'nın birisiyle tartışması lazım. O da ben mi oldum? Siz oldunuz. Peki şimdi Sayın şöyle bakalım. Lütfen onu kendi adınızdan. Yok biz meseleyi sulandırmayalım. O çok ciddi bir konu. Bir dakika. Anlatmayacağım. Her yerde haber oldu. Herkes kullandı. Bir kere de gece görüşünde ekrana gelsin. Önce bir o geceyi hatırlayalım. Buyurun. Türkiye için iyi yapan her şeyi, herkesi takdirle karşılıyoruz. Bizim işimiz bu. Ama yanlış olanı da konuşuruz, eksik olanı da konuşuruz. Bizim işimiz yine bu. Sonra burada bir takım yorumlar görüyorum. Bizler, çok affedersiniz, Rütük'ten de özür diliyorum, yalaka falan değiliz. Ocu da değiliz, bucu da değiliz. Hepimiz kendimiz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizi de oradan böyle çok büyük kalelerde falan sanmayın. Bildiğiniz sizin gibi normal insanlarız. Bunu söyledikten sonra... Biz değerlendirmesine katılmıyorum. Kendi adına konuşabiliriz. Ben kendi adıma konuştum. Tamam, kendi adına konuşayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eksik. Bir dakika. Daha öncesi de var. Senin konuşmalarının zaten bir kısmı Twitter, kesilmiş. Evet. Daha öncesi var. Twitter. Bunun. Evet. Şöyle ben şimdi belki rahatsız oluyorsunuz. Belki işte biliyorum bence mesaj atıyorsunuz. Bence tamamı gelirse çok iyi olur o konuşmanın. Tamamı keşke da gelse, gelebilir. Şöyle gelse ki iyi olurdu. Ben telefonla daha rahat takip ediyorum. Ne yapıyorum onu anlatayım. Hem editörümle konuşuyorum. Hem... diğer kanallar ne yapıyor? Bunu takip ediyorum. Hem sizin görüşlerinize bakıyorum. Gece görüşü hashtag'indeki tüm yorumları okuyorum. Okumaya çalışıyorum. Aynı zamanda da son dakika bilgilerini iki haber merkezinden alıyorum. Almaya çalışıyorum. Son dakika haber derken de hem CNN Türk'ten hem doğal olarak Hürriyet Gazetesi'nden. Twitter'da gelen yorumlar üzerine ben bu konuşmayı yaptım. Özellikle... özellikle şey demiş, tamamını kesmedik. Ben o yüzden öncesini anlatıyorum. Öncesi var. Öncesinde yalaka ifadesini kullanan bir takım yorumlar vardı. Bu yorumlardan dolayı bir de işte sadece şunu konuşuyorsunuz, bunu konuşmuyorsunuz diye. Hayır, ben gene aynı yerde duruyorum. Emin Bey gene bana itiraz edebilir. Emin Bey'in Murat Bey'le, yani Murat Gezici Bey'le olan diyaloğuyla ilgili olabilir ama benim söylemeye çalıştığım ya da söylediğim şuydu. Siyasetçiler siyasetçidir. Doğru yapana doğru, yanlış yapana yanlış yaparız diyerek yanıt verdim ben o sevgili izleyicime. Evet, yine kendi adına konuş çünkü orada yanlış yapanlara güzellemeler yapanlar vardı. M harfi verdim. Tamam. Ben olarak biz konuştum. Biz deyince ben ona devreye girdim o gün işte. Orada bir eksiklik olmuş o zaman ben. Bu şekilde de davranmaya devam edeceğim. Doğruya doğru, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Ama sanıyorum Emin Bey'in açıklamaları benim bu açıklamalarımla ilgili değildi zaten. Açıklar mısınız o zaman? Şimdi bakın, neyi açıklayayım, neden bahsedeyim? Eğer cevap bekliyorlar, cevap vermem ben buna. Belki bir kelimeyle sonunda cevap vereyim. Şimdi bakın, ben o programda yalakaları eleştirdim. Yalakalığı eleştirdim. Dal kavukluktan bahsettim ve ilkeli bir siyaset olması gerektiğini ve bir takım insanların jel gibi oturduğu kaba göre şekil almaması gerektiğini bahsettim. Yine o programda Sorosçulardan bahsettim. Sorosçuların tamam, operasyonlarından bahsettim. Ama yalakalar ve Sorosçular bir oldular, saldırmaya başladılar. Devam ediyorum. Teşekkür ederiz. O programda Sorozlar bize operasyon yapmıştı. Efendim? Sağ olun Soros bize yani, operasyon yapmıştı. Devam ediyorum. O programda bir ilkeden bahsettim. Sen şimdi burada eleştirdiğim bir kişi de vardı ve onunla çok ciddi tartıştık ilkeler konusunda ve belli konularda. Ben
yalakalara çok ciddi yüklendim. Asıl ağrıma giden o. Ama benim yalakalar... ilkemde hayır, şu. Seninle ilgisi ben yok. Bütün siyasetçileri olarak, siyasetçi şöyle, olarak görüyorum. Yo, yo. Hande doğru Fırat, ya da doğru buranın yanlış ev derim. Ev sahibidir, nezaket gösterir. Buradaki bütün konuklar ama hı-hı, sen herkes adına konuştun. Aynı nezaketi ben göstermek zorunda değilim. Çünkü benim tartıştığım insan var ve ben o tartıştığım insanlarla ilgili belli görüşler ortaya koydum. Biz deyince onlara güzelleme yapılıyor diye düşünüp kendi adına konuş dedim. Ama kalktılar, vay efendim yalakalar dedi. Ben o programda ne yaptım biliyor musunuz? Mehmet Akif Ersoy, tükürün millete alçakça vuran darbelere, tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere dedi. Ben de onu yaptım, tükürdüm. Neden rahatsız oldular bunlar? Neden rahatsız oldular? Mustafa Kemal'den bahsettim. Mustafa Kemal'in fikirlerinden bahsettim. Neden rahatsız oldular? Şöyle bakıldığı zaman. Kargalarla, sürüyle üzerimize saldırdılar hep birlikte. Ve oradan cımbızla çekerek, seninki de o eksik, orayı alarak o konuşmanın arkasında ben kendi adıma konuşurum ifadesi de var zaten. Nedir? Ben senin söylediklerini ben de söyleyebilirim ama orada belli insanları hedef olarak gösterdim. Ama o belli insanlar üzerlerine alınmadılar. Kim bu belli insanlar? Ya karşımdaki insan da vardı. Ben onunla tartıştım. Bir zihniyet sahibi vardı. Yalaka olan zihniyet sahibi var. Konu oldu. Emin Pazarcı yalakalığı kabul et. Hadi oradan ya. Ben tam tersini söyledim program sırasında. Kendi adına konuş derken de ben o nezaketi göstermem. Karşımdaki insanları suçluyorum. Evet onlar yalakadır. Karşımdaki zihniyet sahipleri. Evet onlar Sorosçudur. Evet onlar ülkeye ama zarar veriyorlar vesaire vesaire. Karşımızda oturan kişi, bakın, kişi, o burada yok şu an kişi, söz hakkı kişi doğru. Demiyorum. Kişiler ve zihniyet diyorum ben. Hı-hı. Karşımda da bir insanla bu konuda tartıştım. Yani nedir? İşte Sorosçuların Türkiye'deki operasyonlarından bahsettim. Türkiye'de neler yapılmak istendiğinden bahsettim. Şimdi cevap diyorlar. Bir takım televizyonlar çıkmışlar. Emin Pazarcı buna cevap versin. Vereyim, kamera karşıda mı? Evet, 3 evet. numara. Ahlaksızsınız. Bu işi büyütenler, bu işi köpürtenler ahlaksızsınız. Bu kadar basit. Başka bir cevabı olmaz mı? Yani bunun cevabı yok. Çünkü orada vay efendim kendi adına konuşuyor. Emin Pazarcı yalakalığı kabul etti. Ya böyle ahlaksızlık olmaz. Kusura bakmasınlar. Yani sana da yapılan öyle ahlaksızlıklar var. Bana da yapılan. Şimdi burada mesele budur yani. Mesele çok uzatmanın da anlamı yok. Ha ne oldu? Bir takım troller saldırdılar. Sana da saldırdılar, bana da saldırdılar. Sonuç onlar geri çekildi. Her şey ortaya çıktı. Şimdi onları başka insanlar diyor ki yani siz gerçekten algı operasyonu yapıyorsunuz. Siz ahlaksızsınız diyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Mesele bu kadar basit. Bunun cevabı da yok. Yani şimdi hani derseler ki Emin Pazarcı yolsuzluk yaptı. Emin Pazarcı ahlaksızlık yaptı. Emin Pazarcı yalan söyledi. Ona bir cevap vereyim. İyi de Emin Pazarcı'nın söylemediği bir şey üzerinden Emin Pazarcı yüklenirse bunun adı adiliktir, bayağılıktır, ahlaksızlıktır. Sosyal medyada başka bunun izahı herhalde olmaz. Herhalde anlatıldı, anlaşıldı. Yani ben de anlattım derdimi. Sosyal medya neyse de Hande, Emine abim dediği gibi sosyal medya neyse de. Birkaç cümleye toplam. Evet evet, ya 20-25 yıllık gazeteciler ciddi ciddi yayında bunu uzun yok, uzun anne anlattı. Yazı yazsın. Yok bilmem ne. Zaten böyle şey gibi ya. Hani, ben onlara şey cevap veriyorum. Ya. Bu maraton programı var da oynat bakayım bu Uğur'cum falan. Yani görüntü bir girelim, bir duralım, bir girelim. O üzerine şimdi konuşma. Bir şey rica edemeyim miyim? Sevgili izleyiciler, evet siyaset falan önemli, çok önemli ama. aynı şeyi sana da yaptılar. Bir yani dakika, senin evet. adına da konuştum, bence ahlaksızlara cevap verdim. Sen de